Günaydın arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, yeni bir yemek videosu çekiyoruz burada. Geldim erkenden. Aşkımız gelmiş, çorbayı falan bazı yemekleri yapmış. Bu yemekte mantar sote var. Mantar soteyi beraber yapacağız. Eğer yetişebilirsem bir de fırında patatesli kıymalı bir yemek var. Onu göstereceğim size. Şimdi mutfağa geçelim arkadaşlar. Arkadaşlar pilavımız konmuş üzerine. Burada mantar sotemiz var. Mantar, bunun içinde ne var mı Nesir abi? Bunun içine soğan koymuş, sadece mantarını koymuş. Burada yine sosumuz. Şimdi havucu ekleniyor bunun. Havucunu koydu. Pilavımız. Burada tabii ki olmazsa olmazımız patatesimiz. Burada da arkadaşlar kıyma var. İçinde kıyma, soğan, havuç, yine kapri biberi var şu an. Burada da fırın patatesin. Patatesleri kızarmış. Yine fırınımızın köftemiz gidecek arkadaşlar. Ezur Usta fırını yakıyor şu an. Evet, fırına gitti. İkinci tepsimiz de gidiyor arkadaşlar. Kapattık. Pirincimiz yine koyuldu üzerine. Şimdi yine diğer pirincimizi de getirip ekleyecek ustamız. Ve koyuyoruz içerisine. Karıştıracağız. Mantar sotemiz burada pişiyor. Pilavımız burada kavruluyor. Patateslerimiz kavruluyor. Mantar sotenin eti konuyor arkadaşlar. Etini koydu ustamız. Şimdi karıştıracak. Şimdi tavuk suyundan kondu. Kıymamızın üzerine yeşil biber ekleniyor arkadaşlar burada. Bu fırında patatesli olacak. Burada mantar sotemiz haşlanıyor. İçerisine şimdi malzemeler gelecek. Yine fırın tavuk var arkadaşlar. Yine şimdi sosu eklenecek bunun, özel sosu. Bu sos ilk videomda vardır arkadaşlar, oradan bakabilirsiniz. Yemekler için özel sos. Evet. Fırında güzel halde kızaracak. Nar gibi olacak arkadaşlar bu. İçinde bütün soğanı, sarımsağı, bütün baharatları var bunun. Evet, fırına. Pul biberi attı üzerine. Aşçımızla konuşamıyoruz arkadaşlar. Aşçımız çok yoğun. Benimle konuşmaya kalırsa yemekler kalıyor. Artı hasta kendi. Fırına gitti. Evet, bu da fırına. Pilavımızı karıştırıyoruz. Evet, tavuk haşlamamız yerini alıyor. İlk yemeğimiz çıkmış. Evet, kızartılan patateslere aşçımız sosunu ekledi. Evet, şimdi iç harcını ekleyeceğiz üzerine. Patatesler kızartıldı, soslandı. Kıyması, kıymanın içinde soğan, havuç, kıyması, kapya biber, yeşil biber, baharat olarak kırmızı pul biber, karabiber eklendi. Birazcık da kekik eklendi arkadaşlar. Bu da şimdi fırına gidecek. Bakın mis gibi oldu. Evet, tamamdır. Şimdi domatesleri ekleniyor, süslenecek. Vermeyene kadar da gitmiyorlar ha. Çıkıyorlar demek ki. Kediler geliyor da kapının önüne arkadaşlar, miyavlıyorlar. Yemek yedikten sonra gidiyorlar. Herkes yiyecek rızkını. Bakın ne güzel oldu. Süsledi böyle ustamız. Şimdi hiç evet, bu da süslendi fırına. Evet arkadaşlar, bu da böyle. Evet, biraz da suyunu ekleyeceğiz. Yine tavuk suyu eklenecek. Sütelerimizi böyle arkadaşlar yine bir araya topladık. Fırına gidecek bunlar.
mantar sütümüzü karıştırıyoruz. Bu da pişti sayılır değil mi? Az kaldı. Köftenin üzerine konmak için, köftenin ismi de Hasan Paşa'ymış. Patates haşlanıyor arkadaşlar. İçerisine tuz ekledi aşçımız. Şimdi onu püre haline getireceğiz. Evet arkadaşlar, eziyoruz böyle bir güzel. Evet arkadaşlar, salata da yapılmış bugün. Buradaki abla salatayı yapmış böyle. Böyle kocaman bir kabın içerisine koymuş salatayı. Çorbamız mercimek çorbası, süzme mercimek çorbası yapmış aşçımız. Diğerinde ne var? Burada da ezogelin var arkadaşlar yine. Bakın. Bunların hepsi kemik sürüyle yapılıyor arkadaşlar. Çok güzel tadı. Gidelim mutfağa. Burada yine tavuk sote var arkadaşlar. Tavuk sotenin soğanı isteniyor. Pilavımız. Burada yine patateslerimiz. Bunlar da fırına girecek. Kıymalı harç bunun üzerine eklenecek arkadaşlar. Bir tepsi zaten fırında şu an ama bu tabii ki 200 kişilik olacağı için fazla fazla yapılıyor. 3 tepsi, 4 tepsi yapılacak. Pilavımızın suyu ekleniyor arkadaşlar. Tavuk suyu. İçerisine de limonunu atacak. 60 hatta. Orayı kaçırmışım. Temizle havuç, soğan eklendi. Pilavımızın suyu eklendi. Güzelce burada evet, domateslerimiz kesiliyor. Tavuk sotemizin tavuğu eklendi arkadaşlar. Bu da var bugün. Bu fiksi var. Her gün var. Haşlamayla tavuk sote her gün var arkadaşlar. Şimdi sosunu baharatlarını ekleyecek. Evet, yemeğimiz çıktı. Yemeğimiz pişti. Yerini aldı. Kuru fasulye, tavuk haşlama. Yemeğimiz. Köftemiz de tamam. Şimdi püre eklenecek, kaşar eklenecek. Mantar sotenin içine zerdeçal eklendi arkadaşlar. Ve krem ekleniyor arkadaşlar. Kremisi de eklendi. Mantar sotenin. Evet, şimdi su ekleniyor. Tavuk suyu. Karıştıracağız. En sonda süt eklenecek. Kapya biber eklendi mantar sotemize. Mantar sotemiz burada pişiyor arkadaşlar. İçerisinde mantar da çal, krema kondu, kapya biberi ve son olarak süt eklendi bunun içerisine. Şimdi köftemizi yapacağız arkadaşlar. Evet, köftelerimiz sos kondu tabanına. Üzerine kızaran köftelerimizi yerleştiriyoruz. En son üzerine püre konacak. Evet arkadaşlar, üzerine patateslerimiz kondu. Fırına gidecek. Kaşar konup fırına gidecek bu. Bakın ne kadar güzel oldu. Pürenin içinde hiçbir şey yok. Sadece tuzu var arkadaşlar. Patatesi böyle püre haline getirdi. Köftelerin üzerine yerleştirdi. Üzerine kaşar koydu. Ve aralara domates ekleniyor arkadaşlar. Böyle süsledi aşçımız. Tamam, bu da fırına girecek. Mantar sotemizin içerisinde patates kondu arkadaşlar. Patates ekledi. Böyle güzel bir karıştırıyoruz. Burada biberi de eklendi, yeşil biberi.
önemli. Bunu güzel karıştıracağız. Evet, süt ekledik arkadaşlar içerisine. Mantar sotemizi. Mantar sotemiz de çıktı. Tezgahta yerini alıyor şu an. Tezgahı aldık. Bakın ne kadar güzel oluyor. Son olarak köftemiz kaldı. Onu da pişirdik. Tamamdır. Kuru fasulye, tavuk haşlama. Kıymalı burada fırın yemeği. Bir de mantar sote. Şöyle. Evet, yine tavuğu pişti arkadaşlar. Yerine gidiyor. Sotemizin patatesi ve biber eklendi. Şimdi karıştırılacak. Pilav karıştırılıyor yine orada. İkinci pilav bu. Altını kapattık. Bu kendi kendi sıcağıyla böyle pişecek. Tavuk sotemiz de yerini alıyor arkadaşlar. Pilavımız da orada. Makarna falan pişecek ama ben tabii o kadar beklemeyeceğim. Yine burada salatalar yerini aldı. Tatlılar orada yerini aldı. Şöyle. Çocuk var bir de bildiğim kadarıyla. Evet. Tavuk sotemiz, mantar sotemiz, fırın yemeğimiz, kıymalı patatesli, patates oturtma galiba ismi, haşlama, kuru fasulye, yine tavuk. Şimdi bunun yanına bir de köfte gelecek. Hasanpaşa köftesi. Hasanpaşa köftemiz de fırından çıktı. Kaşarı erimiş. Evet, bakın ne kadar güzel oldu değil mi? Bu Hasanpaşa köftesi. Bugün yaptığımız patates oturtma ve mantar sote arkadaşlar. Evet. Yine tavuk sote sayıyorum. Mantar sote. Hasanpaşa köfte. Tavuk haşlama. Patates oturtma. Kuru fasulye. Tavuk. Fırın tavuk. Ve pilav. Makarna ile ciğer var arkadaşlar. Bekleyemeyeceğim ben. Onları şimdi çıkacağım. Evet arkadaşlar. Bir videomun daha sonuna geldim. Umarım severek izleyeceğiniz bir video olmuştur. Kanalıma abone olup bildirim zillerini açarak bana destek olabilirsiniz. Yorum kısmında buluşalım. Haftaya yine pazartesi günü başka içerikte görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi bakın. Kalın sağlıcakla.